Evet, şimdi tekrar kayda başladık. Şimdi Zeynep'in projesi üzerinden ben tekrar devam edeceğim. Ve siz bunu bir şey yapın, değerlendirin. Ona göre çizime devam edelim. Şimdi Zeynep'in şu üst kat projesini de şöyle bir kopyalayalım yan tarafa da. Evet, şöyle bir kopyalayalım. Bir kere merdivenlerin aynı olup olmadığını kesinlikle bir kontrol etmemiz gerekiyor. Merdivenlerin burada şeyleri çok önemli. Basamaklar çok önemli. Şu ölçümleriniz doğru mu değil mi? Önce ölçüm hatlarınız, onlara bir bakalım. Bakın bunları hep düzeltiyoruz. Lütfen rica ediyorum sizden aynı ayarlara geri getirin. Tamam mı? Aynı ayarlara geri getirin. Ne diye geliriz hocam oraya? Ya bunları hep yazıyorum. Videolardan bakın bunlara işte. Tamam, bunları sıfır, bu 5. Burası 25 yapıyoruz. Bu sıfır. Burası 5 yapıyoruz. Tekste 15. Burası 5 yapıyoruz. Primary unit de sıfır olacak şekilde yaptık, kapattık. Daha sonrasında Hocam nasıl açtınız? Ne diye geldiniz hocam? efendim? Ne diye geldiniz? Şey ayarladım. Şuradan. Nerede? Tamam hocam. Kimeşim. Tamam mı? Geçen sene AutoCAD dersinden kalan şeyleri hatırlamanızı istiyorum sizden. Siz de onlarla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz herhalde. Burada en azından 16 tane basamağımız olması lazım. 2.90 yükseklik istiyorsak. Eğer daha fazla bir yükseklik istiyorsak bunu 18-20'ye doğru çıkarabiliriz. Burada kaç tane basamak yapmışız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane basamak yapmışsın. Peki bunu biz daha fazla yapabilir miyiz? Şurada mesafemiz var mı aşağıda? Aşağıda da mesafemiz var. Böyle bir şeyimiz varsa buraya birer tane daha basamak ilave edelim madem senin projende. Tamam mı? 30 daha yükselttim ben buraya ve bunları da 30 daha yükselttim. Ama bunlar duvar layer değil, değil mi? Bunların layer'ı ne olması lazım? Hani merdivenle başlıyorsak bunlara biz merbas diyoruz. Değil mi? Merdiven basamağı diyoruz. Ben şurada değiştireyim bunların şeylerini. Merdiven basamağı dedim. Kapattım. Şunlar merdiven basamakları. Bakın. Oo, bunlar epey bir şey. Duvar olarak yapmışsın. Aslında bu da duvar değil. Onun da ne olması gerekiyor? Şunları silelim. Oho. Bunlarda epey bir düzeltme yapman lazım Zeynep. Burasını iç mekanda korkuluk olarak çizmemiz gerekiyor şu ikisini. Tamam mı? Bunlar kapen olacak. Tamam mı? Kapenin de rengi neydi? Çok koyu olacak burada. Gözükmüyor daha sonrasında. 43 ahşap rengine getirirsek daha güzel olacak. Tamam mı? Burada bunu da trim diyelim. Ve bu aslında böyle değil de bunun şöyle gelmesi gerekecek. Burada sıfır sıfırdan çizmemiz gerekecek şöyle yapayım ben. Olmazsa. Bunu böyle getireceğiz. Bakın bu böyle olacak. Tamam mı? Şu içtekini siliyorum. Bu içteki benim için çok şey değil, ifade et. Ben de düdüğü yaptım çünkü hocam bu yüzden. Yanlış yapmışsın onu. Bir saniye. Şunu da 5 santim diyelim. 5 santimlik bir şey olduğunu düşün. Böyle bir basamağımız olmak durumunda. Tamam mı? Ve bu da aşağıya doğru hareket edecek. Şöyle şunu da 5 santim kenara alacağız. Öteki taraftan da bağlayacağız bunları. Şunlar ne olacak? Merdiven basamakları olacak. Bunları merdiven basamağı yaptık. Tamam mı? Buraya kadar tamam mı? Evet. Peki.
Şöyle yaptık diyelim ki. Tamam, bu aşağıya doğru da bu merdiven basamakları da devam edecek. Burada da böyle bir sürü çizgi var. Bunlara da gerek yok yani. Yanlış yapmışsın aslında burada da. Projenizi düzeltmek çok zaman alıyor. Olur, 15, 115 yapmışız. Bunu da 125 yapalım. 10 santim daha uzatalım. Bu tarafa doğru. Buraya doğru 10 santim daha çektim. Tamam mı? Peki. Şimdi bunu bir explode'la patlatalım ve burada bir sürü çizgimiz var. Evet. Şurada artık böyle olmaması gerekiyor. Polyline'la biz bunu şuraya kadar uzatmamız gerekiyor. Ama tabii bu duvar değil de ne olması gerekiyor? Kapı pencere layer'ını alacağız biz bunu. Kapı pencere layer'ını alacağız. Bunu da kapı pencere layer'ını alacağız. Bir saniye. Yavaş çalışabilir. Şunu 50'ye getiriyorum. Display resolution'ı gösterin rezolasyonunu. Bunu da gene 5 ile bu tarafa doğru öteledim. Korkuluk. Nereden kalırsın yani? Buna çift tıklıyorum. Join diyorum. Bu ikisini birleştirdim. Bunu tıkladım. Join diyorum. Hepsini birleştirdim. Böylelikle hepsi bir olmuş oldu. Tamam mı buraya kadar? Evet. Basamakları da böyle yaptık diyelim ki. Bunu da biraz daha yukarı doğru uzatacağım. Son basamağa kadar. Ama burada neler yapmam gerekiyor? Eğer uygulama projesi esaslarına göre çiziyorsam ben bunu, bir tane yazı layer'ıyla, yazı layer'ımız var mı? A0 door var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Yazı dedim ben buna. Yazı layer'ımızı beyaz yapıyorum. Kapattım. Ve yazı layer'ına geçtim. Daire çizeceğim. Bir tane 15'lik bir daire çiziyorum. Bunun merkezinden çizeceğim için center deyip mesela buradan başlatıyorum. Yaklaşık 120 santim uzağa götürüp şöyle yaptım. Tamam mı? Şuradan 10 santim civarında bir genişlik yaptık. Şurası 30, 10 yukarıda, 10 da aşağıda bıraksam 50 olacak bu. Bunu da ortadan merkezine olacak şekilde, bakın merkezine koydum. Tamam mı? Ondan sonra da buraya yazımı yazacağım. Yazı single layer ile ya da yazabilirim. Onu da nasıl yapıyorduk? Sağ tuşuna tıkladık. Burada text var. Bakın text'e tıkladığımız zaman şu toolbar gelecek. Tek satırlı single line var. Gördünüz. Buradan yazmaya başlayacağım onu. Sağa doğru. Yüksekliğini soruyor bana. Yüksekliği 15 santim derim. Açısı 0. Aşağıda yazıyor. Ondan sonra ne burası? Aslında 0 kodundan yukarıda bir kod olacak. Artı kaç olsun? Atıyorum 150 olsun. 1.50. 1,5 dedim. Tamam mı? Escape'e bastım ve çıktım. Şimdi bizim standart yazımız TXT olarak yazıyordu. Bunu Time New Roman'a çeviriyorum. Türkçe var burada. Yazı yüksekliğimi de 15'e çevirdim. OK dedim. Apply, Close dedikten sonra bunların tamamı bakın Time New Roman'a dönüşür. Standartta olduğu için. Nereden açtık bunu? Onu da göstereyim. Standartta Style toolbarı altında. Style toolbarını nasıl buluyoruz? Sağ tuşa tıkladığımız zaman Style'ı açıyoruz ve bu çıkıyor. Tamam mı? Standart ve Initiative diye iki tane var. Biz bunu istiyorsak iki tane yapabiliriz. İki farklı kaydedebiliriz. Bakın Standart ve Initiative. New deyip de yeni bir tane yapabiliriz. 50 deriz mesela. Ona göre 50 yeni yapabiliriz bunu. Tamam mı? Ama biz standardı set a current dediğimiz zaman standartla devam eder. Tamam mı? Şimdi burası artı 1.50 oldu. Bunu kopyalıyorum ben yukarıya doğru. Burası kaç olacak? Üç olsun. Mesela tamam mı? Bunları
Daha sonra değiştireceğiz ama şimdilik böyle dursun. Tamam, bunları böyle yaptık. Sonra kolonları sildim. Bakın kolonları sildim. Kolonlarımız böyle değil bizim. Diğer kolonumuz da burada dik olacak şekildeydi, değil mi? Öncelikle kolon layer'ına geleceğim. Kolonu sarı yapmışsın. Sarıdan ben de devam edeyim buradan. Şu ölçü neydi? Önce ona da bir bakalım. Bak 130'muş. Kolon layer'ıyla başlıyorum. Yük genişliği 25,130 dedim. Şu şekilde bir kolon yaptım. Evet. Aynı şekilde burada yapacağım. Kolon nasılsa dış tarafta kalacak. O yüzden dolayı ben şu hizadan başlarsam benim için daha mantıklı olacak. Buranın ölçüsünü alalım. Şuradan dış duvara kadar olan. 200'müş. Buradan başlıyorum ben. 25'e 200 dedim. Ama bunu dış tarafa doğru veriyorum ben. Kiriş olarak. 5 santim. Tamam mı? Kopyaladım. Köşeden bunun hizasına. Bu da tamam mı? Peki buradaki kolon genişliğimiz ne kadarmış? Bakalım buna da. 50'ye 25. Böyle bir kolon çok küçük olur. Bunu 30'a çekelim. Şunu da kolon yapalım tekrar. Kenarını uzatalım bunun. 5 santim yukarı doğru uzattım. Bunu sildim. Kopyalıyorum bunu tekrar. Köşesinden köşeye kadar götürdüm. Şimdi burada da bir kolon olacak. Alttaki kolonun nerede olduğunu bilmediğim için şurada kolonun şuralarda bir yerlerde olması gerekecek. Bak bununla aynı hizada olabilmesi için burada. Bunu da gene şöyle yapalım. Bunu da kopyalayalım. Perpendicular'la dik olacak şekilde kopyaladım. Sonra bak bunu yukarıda herhangi bir yere bağlayamıyorum şu anda. Buraya bağlayamıyorum. Burada ya saplama kiriş yapacağım. Saplama kiriş yapmayı da aslında yönetmelik şu anda izin vermiyor ama şu anda biz ona o şekilde olduğunu kabul edelim. Saplamaya izin vereceğini kabul ederek. Tamam mı? Şurada bir tane kolonumuz var. Bu kolonu şu mesafede olacak şekilde bir kopyalayalım buraya. Buraya kopyaladım. Şunu siliyorum. Buraya kadar anladın mı Zeynep? Evet hocam. Peki. Yan çevirelim. Burada yanlış oldu. Bak aks tutmuyor. Görüyor musun? Aks tutmadığı için bunu bu tarafa değil de şu hizaya almam gerekecek. Aynı hizada olması için. Anladın mı? Anladım hocam. Peki. Şimdi burada da aslında kolon bak burada oldukça uzun kalmış durumda. Şöyle mesafe ne kadarmış? Yaklaşık 180. 2 metreye kadar aslında burası taşıyabilir. Standartta baktığımız zaman. Şurası 2 metreye kadar taşıyabilir. Ama ıslak mekan olduğu için biz bunu 2 metre yapmasak daha mantıklı. 1,5'ün üstünde bir konsol yapmayalım. Onun yerine ya bu kolonu biraz daha uzatmamız lazım veya buraya ikinci bir kolon koymamız gerekiyor. Onun yerine ben bunu silip öncelikle buradaki 25'e 25'lik kolon durabilir. Muhtemelen bu kolon 25'e 25'liktir. Evet. O dursun veya onu 30'a 30'a da çekebiliriz. Çok önemli değil. Olabilir yani. Şu anda önemli değil. Şöyle yapalım. Bunların tamamı hesaplamalar sonucunda çıkacağı için çok fazla problem değil. Ama normalde böyle olmaması gerekiyor. Şimdi bu kolonu da ben bunun buraya kadar değil de şunun hizasına kadar uzatmak zorundayım. Kiriş gelecek ya.
Kiriş geleceği için oraya kadar uzattım. Tamam mı? Zeynep anladın mı burayı? Evet, hocam anladım hocam. Tamam. Şimdi yukarıda da aynı şekilde var. Buradaki kolonu da yan koyalım. Bunu da şöyle yapalım. Trimleyeceğiz. Bir santim daha uzattım. Hayır, trimlemedim. Trimlemedim onu. 5 santim daha uzattım. Kolon, kirişleri 30'luk yapıyorum. Tamam mı? Burası da 30'luktu galiba. 25'likmiş. Bunu da 30'a çekiyorum tekrar. Tamam mı? Olacağım. Peki. Sonra bunu da sildim. Şu anda hiç duvarla ilgili hiçbir işlem yapmıyorum bak. Şurada bir sıkıntı var. Aynı hizaya gelmediği için bunu da yukarı çekiyorum. Bunu da buraya çektim. Buradaki kolonla aynı şekilde olacak diye. Peki. Sonrasında bunu da bundan muhtemelen sen 30'luk yaptığın için 25'lik yaptığın için muhtemelen orada da sıkıntılar var. O yüzden bunları da değiştiriyorum. Ve bunları da kolonlara çeviriyorum. Buraya kadar tamam mı? Tamam hocam. Hatta şu kolonu yapmamıza bile gerek kalmayabilir. Tamam mı? Orada çünkü mesafeyi şu mesafeye geçebiliriz. Peki yukarıda burada bir konsol gibi bir şey var. Bir saniye. Aşağıda da şuraya da bir tane daha bunu düzelteceğim. Bak burada da o iki tane varmış. Bunu sildim. Kopyaladım. Dik olacak şekilde. Buraya kadar yaptık. Evet. Bunu anladık mı? Evet hocam. Peki. Çalışıyorum. Daha sonrasında ne yapıyoruz bak? Merdiven aynı şekilde duruyor değil mi? Bak bunu buradaki duvarlar dursun. Duvarlar dursun. Kolonları olduğu gibi yukarıya kopyalayacağım ben. Bunlar duvar olarak kalmış bak. Hala duvar bunlar değil mi? Pencerelerinde de şuralarda da sıkıntılar var. Görüyorsun değil mi? Onlar dursun. Şunları silelim. Yukarıdakiler farklı işlem yapacağı için onlar durabilir. Kaplama yapmayacağız, tarama yapacağız. Evet. Onları sonradan ilave edebiliriz. Tamam mı? Çok problem değil. Şurasının mesafe olarak ne kadarmış? 1,5 veya 2 bandındaysa konsol olarak çıkabiliriz. 2,30'muş. Biraz yüksek. Onun yerine şu genişliği bak burada da aks bu tarafta. O zaman bunu da biraz daha dışarı doğru kaydırmak gerekecek. Bunun aksını. Evet. 5 santim kaydırdım. Aynı aksa geldi mi? Hayır, gelmedi. O zaman bir 5 daha kaydırdım. Bunu gene kolon diyorum. Şunu 5'er 5'er büyütelim. Tamam mı? Bunu da sildim. Bunu da kopyalıyorum bu tarafa doğru. Buraya kadar tamam mı? Tamam hocam. Bunu bir çekeyim. Projeni çözdük. Tabii çok iyi olacak. Çekebilir miyim hocam? Efendim? Fotoğrafını çekebilir miyim? Fotoğrafımı çekme. Ben sana bunu kaydediyorum ya. Bunu paylaşacağım ben sizinle. Oradan hocam, gönderecek misiniz hocam? Şimdi bunu böyle yaptık değil mi? Şu yazı yine alalım. Bir saniye. Ortalık çok karışmış durumda. Evet. Şimdi ne yapacağım ben? Buradakileri, şimdi şu çalışmaları bir kenara kaldırdım ben. Bakın burada bir kolay bir yöntem var. Çok kolay bir yöntem var. Burada geçen sene anlattığımı hatırlamıyorum ama sadece kolonları seçeceğim. Mevcut kolonları.
Şurada mevcut kolonları seçeceğim. Burada modify altında properties diye bir yer var. Properties'i açtığım zaman böyle bir menü çıkıyor karşıma. Şurada quick select diye bir yer var bakın. Quick select'e tıkladığım zaman kolonların tamamını seçeceğim ben. Buna çabuk hızlı seçim demek bu. Çabuk seçim demek. Katmanlara göre seçeceğim ben. Hangi katmanı seçmek istiyorum? Kolonları seçmek istedim. Okey dediğim zaman bana bütün kolonları kopyalıyor bakın. Otomatikman kopyalıyor. Evet. Otomatik olarak kopyalıyor. Bak burayı atlamışız mesela. Evet. Atlamışız. Bunu silerim. Şurada da atlamışız. Bunu da sildim. Bak burada da karıştırmışsın bir şeyleri. Modellemeyi yaparken ne oldu artık bilemiyorum. Burada bir sıkıntı var. Bunu şu köşeden şu çizgiyi dik olacak şekilde kopyaladık. Bunu da köşeden köşeye kopyaladık. Tamam mı? Ha şimdi bunu yaptık. Tekrar seçim penceresine geldim. Bak layer'la seçiyorum. Kolonları seçtirdim. Okey dediğim zaman bütün kolonları seçti. Fark ettin mi? Sonra copy diyorum ben. Binanın alt köşesini seçiyorum. Ya da merdivenden seçebilirim. Binanın köşesinden tuttum. Şu hizayı alacağım ama denk getiremedik. Bir saniye. O zaman bu köşeden tutalım. Tekrar yapıyorum işlemi. Layer dedim. Kolon olarak. Okey dedim. Seçtim hepsini. Copy dedim. Burada yukarıdaki ve alttakilerin hepsini aynı olacak şekilde hareket etmek zorundayım. Şu köşe benim için yukarıda da aşağıda da aynı. Hiç değişen bir şey yok. Kopya dediğim zaman bak otomatikman kopyaladık. Değil mi? Evet hocam. Ha, şimdi burada ne olacak? O zaman ben bunları kaydıracağım bu tarafa doğru. Burada da başka bir kolay yöntem var. Bakın burada layer toolbar'ın altında layer lock yazıyor. Lock kilitlemek demek. Kilitlemek. Ben buna tıkladım ve kolonları kilitledim ben. Kolonları silemezsiniz. Tutup kaydıramazsınız. Kopyalayamazsınız. O yüzden ben burada işlemlerimi yapıyorum bak. Ne yapacağım? Bunların hepsini seçtim. Buradan mesela tıkladım. Şuraya perpendicular deyip kaydırdım. Kaydırdım bunu. Tamam mı? Gene aynı şekilde bunu da kaydırabilirim. Bak şurada kolon var. Bu kolondan dolayı burada bir işlem yapma şansınız yok. Ne yapabiliriz o zaman? Bunu da şöyle kaydırabiliriz. Bu aksı da. Buradan yukarı doğru kaydırdım. Burada da aynı şekilde. Buradan kolona kadar kaydırdım. Burada da aynı şekilde. Hepsini seçiyorum. Köşeye kadar kaydırdım. Mantığını anladınız mı? Evet hocam. Şimdi evet, hocam. Kaydırmalar yaparak işleminize devam edeceksiniz. Tamam mı? Daha sonrasında da kapı ve pencereleri açacaksınız o boşlukları. Sonrasında kapı ve pencerelerle devam edeceğiz biz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ama bak burada kolonlarımızın nereye denk geldiğini hepsini anladık. Değil mi? O planı tekrar düzelteceğim. Evet, buna göre düzeltmeni istiyorum ben. Eşit olmuyor. Ya eşit olmuyor. Ya olmayabilir. Bazı yerler kaydırman gerekiyorsa mesela çok daraldıysa burası. Şunları çıkar mesela. Bunları bu tarafa doğru işte atıyorum 50 santim uzattır. Anladın mı? Veya hani burada otomatik seç bunların hepsini. Şöyle. Seç bunu. Bunu çıkar. Mesela buradan duvarın köşesinden bunlarda da yamukluk var. Kolona kadar çek.
Burada bir problem varsa mesela o zaman da bunu aşağıya doğru çekebilirsin. Şu duvarı aşağıya doğru çekebilirsin. Ha burada da kolonları şimdi tekrar şey yapalım. Kolonu kilidini açtım. Kopyalıyorum. Bak burada da kaymalar olmuş aslında. Bunları da düzelteceksin sen. Bunu atıyorum buradan seçtik. Buraya kopyalayacaksın. Bunu seçtin. Buraya kopyaladık. Burası çok uzun bir mesafe. Bir tane de bunu kopyalayalım. Mantığını anladık mı? Evet hocam. Tamam, peki. İnşallah anlamışsınızdır. Ona göre devam edeceğiz. Tamam. Şimdi alt katta da mesela burası girişse girişin nereden olduğunu bunun hani merdiven burada devam ediyor değil mi aslında? Bak şöyle yapalım. Burayı da göstereyim ben sana da oradan sonra devam edelim. Şimdi şurada bir penceremiz var ama bu pencereyi sonra tekrar çizsen. Şuradan şuraya kadar çektim. Bak burada da şu yanlış aslında bak. Bu Evet, yanlış. ben anladım. Plan da öyle gösteriyor. Ben de anlamadım hocam. O yanlış. Onu düzelteceksin artık. Ben söyleyeyim sana. Bunları da yukarı doğru çekeceğiz. Böyle. Tamam mı? Bunu da sildim. Sonra ne yapacağım? Oradaki merdiven ne olacak peki hocam? Bak merdiveni kopyalıyorum ben şimdi buradan. Aynısını oraya koyacağım. İki tane. Evet. Ne yaptım? Kolonun köşesinden tuttum. Kolonun köşesine kadar. Merdiven geldi buraya. Mantığını anladın mı? Ama burada Hocam anladım da duvarla kapılar merdiven arasında kalıyor. Ne olacak peki? söyleyeceğim. Plan karışacak bu sefer. Evet, şimdi burası, bak, burası karışmaya başlayacak artık, değil mi? Biz burada kestik bunu. Şurası ve şurası bunları siliyorum. Ama burada basamaklar var da bu basamaklar nasıl olacak? Nokta nokta olacak bundan sonraki basamaklar. Evet. Şurada other deyip load'dan ya da kesik kesik çizebilirsiniz. Şurada dash vardı. Neşi yükledim ben. Okey dedim. Bunların hepsini seçtim. Ve sadece bunları deş olarak yaptım. Nokta nokta. Peki hocam duvar arasındaki ne olacak? Onları kaydıracaksın. Duvar zaten, duvar da orada olmayacak zaten. Duvar da kaydırma. Hocam planı yaptığın gibi yaptım o yüzden. Duvarı da böyle kaydıracaksın. Anladın mı? Yani basamaklarla beraber aynı hizada olacak. Ama basamaklar yukarıda, duvarla beraber aynı hizada aşağı inecek yavaş yavaş. Da aşağı kadar indirdik, çektik böyle. Ama bu duvar mı? Hayır. Nasıl yapacağız onu da? Bunun bütün özelliklerini buna kopyala demiş olacağım ben. Bunun özelliklerini buna kaydet diyorum. Ama kilitli olduğu için, tabii kolon statüsünde olduğu için. Evet. Bunun özelliklerini buna kopyala dedim. Yani odanın şurasında basamaklar yukarı doğru çıkacak. Döşemeyi göreceğiz orada. Anladınız mı? Böyle kalacak yani değil mi hocam? Yani orada basamaklar odanın içinde gözükecek. Basamakların alt Anladım. tarafları. Tamam mı? Tamam hocam. Bak burada da mesela kaymış durumda. Şurada da kaymış durumda. Bunları seçtik ama kolonları çıkarıyoruz. Yukarıdaki aksla aynı tutsun diye şuradan şu hizaya çektik. Baktın ki olmuyor. Ne yapacaksın? Bunu hepsini sil. Tekrar çiz. Evet, öyle yapacağım hocam. Tamam mı? Mantığını Evet. anladık mı?
Anladım hocam. Peki. Şimdi biz bugün mimari uygulama projesi bir dersini bitirelim ve bilgisayar destekli çizime başlayalım. Çünkü bunların modellemesini yapmanızı istiyorum ben sizden. Tamam mı? Bunu kaydettim. Kapatıyorum. 10 dakikalık mola verelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz.